Bir kardeşimizin şöyle bir suali var. İslamiyet'te ölüler toprağa gömülmesi farz mıdır? Diğer milletlerde olduğu gibi yakılsa ne olur? Çok önemli bir soru. İslamiyet'te cesedin yakılması haramdır. Tıpkı bir insanın hayatta olduğu zaman yakılmasının haram olması gibi. Çünkü İslamiyet bir insanın cesedine, öldükten sonraki cesedine hayatta imiş gibi, hayatta iken ne kadar değerli ise o kadar ona değer atfetmektedir. İmam Malik'in Muvatta'nın Cenaiz bölümünde, Ebu Davud Cenaiz'de ve yine İbn-i Mace'nin Cenaiz bölümünde gelen bir hadis-i şerif vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ölünün kemiğini kırmak, onu diri iken kırmak gibidir. Bu hadis-i şeriften istinbat eden ulema, demek ki bir insanın öldükten sonraki cesedine öyle değer vermek lazım ki sanki o hayatta imiş gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cenaze geçerken, hatta bir Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkmıştır. Demişler ki ya Resulallah, o Yahudi idi. Efendimiz Aleyhisselam ama o insan buyurmuştur. Onun için cesetlerin yakılması kat'i, öldükten sonra cesetlerin yakılması kat'i haramdır. Belki bunun bir esprisi de vardır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Mesnevi Nuriye'nin Şule Risalesi'nde onun 14. İylem Eyyühel Aziz'inde dikkat çektiği bir mesele var. Belki bazı sapık dinler, asli dinlerde ölünün yakılması yoktur. Kısaca temas edeceğim. Ama tarif edilmiş bazı dinlerde, beşeri sistemlerde zannediliyor ki ölü yakılırsa, dumana havaya çıkarsa Allah'a daha çabuk ulaşır. Halbuki toprağa verdiğimiz zaman Allah'a daha çok ulaşır. Çünkü toprak hayat arşıdır. Hayat arşı da arşların en büyüğü ve en yücesidir. Risale-i Nur'un temel mevzularından bir tanesi olan bu husus, keyfe yuhil arda ba'de mevtihe ifadesi ki 10. sözün başında serlevha yapılan ayet içerisinde bir cümledir. Ölmüş arzın yeniden dirilmesi, Allah'ın rahmet eserlerine bakınız. Binaenaleyh hayat bu manada arşlar içerisinde arş-ı azamdır. Onun içindir ki toprak cinsinden bir şeye secde etmek, arş-ı azama secde etmek gibidir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Akrabu ma yekûnul abdu min rabbihi fehüve sacid. Müslim salatta, Ebu Davud salatta, Nesai tatbikte, Ahmed İbn Hanbel müsnette naklettikleri bu hadis-i şerif kulun Allah'a en yakın olduğu an secdeye gittiği andır. Öyleyse orada Allah'a çok dua etsin. Niçin secdeye, toprağa eğildiğimiz zaman Allah'a en yakın oluyoruz? Çünkü arş-ı azama secde ediyoruz. Bu incelikleri anlatan Bediüzzaman Hazretleri, İ'lem eyyühel aziz, Kur'an-ı Muzzül Beyan büyük bir ölçüde tekrar ettiği İhya-i Arz ve toprak unsuruna nazar-ı dikkati celbettiğinden kalbe şöyle bir feyiz damlamıştır ki arz alemin kalbi olduğu gibi toprak unsuru da arzın kalbidir. Ve tevazu, mahviyet gibi maksuda isal eden yolların en yakını da topraktır. Belki toprak en yüksek semavattan Halik-ı Semavat'a daha yakın bir yoldur. Bu çok önemli. Yakıldığı zaman dumanı Allah'a daha çabuk ulaşır değil.
toprağa verdiğimiz zaman rahmet arşına, hayat arşına tevdi etmiş oluyoruz. Belki toprak en yüksek semavattan Halik-i Semavat'a daha yakın bir yoldur. Zira kainata tecelli-i rububiyet ve faaliyeti kudrete ve makar-ı hilafete ve hayy-i kayyum isimlerinin cilvelerine en uygun topraktır. Nasıl ki arş-ı rahmet su üzerindedir, arş-ı hayat ve ihya da toprak üstündedir. Toprak tecelliyat ve cilvelere en yüksek bir aynadır demiş. Onun için bir insan vefat ettiği zaman yakılması her yönüyle mahsurlu, sağlık açısından, havanın kirlenmesi açısından ve pek çok hastalıkların diğer insanlara ulaşması açısından da mahsurludur. İnsan vefat ettiği zaman İslamiyet'te toprağa defnedilir. Buna farz diyebilir miyiz? Öyle bir tabir kullanmamışlar ama aslında söylenebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de insanın toprağa defni ile alakalı sarahatla ve işaretle bunları anlatan ayeti kerimeler de vardır. Mesela sarahatla anlatılan ayetlerden bir tanesi Maide suresi 31. ayettir. Hazreti Adem'in çocuklarından Kabil Habil'i öldürdüğü zaman ki Habil'in kabri Şam'da, Şam'ın kuzeyinde Kasyon Dağları var. Kasyon Dağları'nın Lübnan'a doğru uzanan batı cenahı var. İşte Lübnan'a doğru batı cenahında Kasyon Dağı'nın eteklerinde hala Habil'in kabri oradadır. Demek oraya kadar gelmişler Mekke'den. Kabil Habil'i öldürünce ben şimdi bunu öldürdüm ama acaba ne yapmalıyım bu cesedi? Ben şu anda ne yapmalıyım diye tereddütte kaldı. Sonra uzakta bir karga diğer kargayı öldürüp sonra yeri eşeleyip onu oraya defnettiğini gördü. Bunu anlatan ayet vardır. فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ اَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِي سَوْءَةَ اَخِيهِ فَاَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Bunun üzerine Allah kendisinin cesedini nasıl gömeceğini göstersin diye yeri eşeleyen bir karga yolladı. Dedi ki yazıklar olsun bana. Kabil kendi kendine yazıklar olsun bana. Şu karga gibi olup kardeşimin cesedini gömmekten aciz kaldım ve pişman olanlardan oldu. Sonra Kabil de toprağa eşerek Habil'in cesedini oraya defnetti. Bu ayetten anlaşılıyor ki Kur'an-ı Kerim sarahatla bir insan vefat ettiği zaman diğer mahlukat da öyle, karga gibi vesaire canlılar da öyle, ölünce toprağa defnedilmeli. Toprak dezenfekte unsurudur. Hem tahirdir, temizdir, hem de mutahhirdir, temizleyendir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de insanın vefat edince toprağa defnedilmesiyle alakalı bunlara işareten de diyebiliriz. Başka ayetler de var. Mesela Taha suresi 55. ayet. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nuhricukum taraten ukhra ayeti. Ey insanlar, sizi topraktan yarattık. Ölümünüzle sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız. Ayeti kerimesi. Hatta şöyle fıkıh kitaplarına baktığımız zaman bir insan kabre konulunca üzerine 3 avuç toprak atarak birinci avuç toprakta ayetin bu kısmı minha halaknakum sizi yarattık biz yani topraktan yarattık ayeti.
ikinci avuç toprağa atarken yine ayetin içindeki diğer cümle ve fiha nu'idukum, sizi tekrar toprağa iade edeceğiz. Ve üçüncü avuç toprağa atarken de ayetin devamında ve minha nuhricukum taraten uhra, sizi bir kez daha topraktan çıkaracağız ayetinin okunması, toprak atılırken toprağa verdiğimiz, defnettiğimiz, etmeye çalıştığımız cenaze üstünde bu ayetleri okumanın müstahap olduğuna dair rivayetler de vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Mursala Suresi 21 ve 22. ayetlerde Elem nec'alil arda kifaten ehyaen ve envate, biz yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma yeri yapmadık mı diyor Cenab-ı Hak. Yeryüzünde ölülere ve dirilere toplanma yeri. Demek ki yeryüzünde doğacak, yeryüzünde yaşayacak, yeryüzünde ölünce toprağa verilecek ve yine yeryüzünde ahirette kabirden fışkırdığı zaman orada toplanacak. Aynı toprağa defnedilme işareti Abese suresi 21 ve 22. ayetlerde de vardır. Sümme ematehu fe akbara sümme izâ şâe enşara ayeti. Sonra onu öldürür, kabire koydurur. Toprak, kabir onu öldürür ve kabre koydurur. Sonra dilediği zaman onu tekrar diriltecektir. Mesele çok yönlü ele alınmıştır. Onun için bir insanın vefat ettiği zaman, bazı Hristiyanlar yapıyor bunu, özellikle Nepal bölgesinde, Hindistan'da öyle cenazelerin yakıldığına dair, herhalde tekrar ediyorum, bunun altında yatan ana mesele, daha çok Cenab-ı Hakk'a yakılınca dumanıyla daha çabuk ulaşılır anlayışı var. Bu Firavun'un bir anlayışıdır. Haman'a dedi ki ya Haman ibnili sarhan lealli eblugul esbab esbab es-semavati fa'attali'a ila ilahi Musa fe inni la'azunnuhu kadiba. Bana yüksek bir kule yapıp, ya Haman bana yüksek bir kule yap, çıkıp bakacağım semavata. Semavatta haşa, Musa'nın iddia ettiği gibi bir ilah var mı? O semavatta bir ilah var zannediyor. Ölüyü yakanlar da haşa, Allah semavatta ve ona doğru da daha çabuk ulaşır zannediyor. Bu galattır, kabavettir, bir manasıyla şirktir. Ve böyle bir düşünce insanı bu niyetle olursa imandan mahrum eder. Onun için anlaşılıyor ki ta Hazreti Adem'den beri, Adem'in iki oğlundan bir tanesi Kabil, Habil'i öldürünce toprağa defnetti onu. Kur'an bunu anlattığına göre demek ki Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün dinlerde ölen insanın toprağa defnedilmesi lazım. Sünnet olan budur, dini olan budur. Farz diyebilir miyiz? Farz da diyebiliriz. Çünkü bir sari üç işari ayetle sabit ve ama ayrıca Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerinde yüzlerce, binlerce bu mevzuda anlatılan var. Ümmetin telakki bil kabulü de böyle, tatbikatı da böyledir. Yakılma meselesine de kısaca temas ettim. Cenab-ı Hak inancımızın esprilerini, hikmetlerini iyi kavrayarak hayatımızı ona göre şekillendirmeye muvaffak olsun.